Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir tarifim var. Öncelikle tencereye 2,5 su bardağı süt koyalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına küçük bir yorum yaparsanız videolarım daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağınız için bu beni çok mutlu eder. Tepeleme 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı şeker, 1 yumurta sarısı, 1 portakalın kabuğu ve çay kaşığının ucu kadar olacak kadar da zerdeçalı tencereye koyalım. Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Kıvamı bu şekilde olacak kaynadıktan sonra. Kaynayana kadar karıştırmayı da hiç bırakmadım dibi tutmasın diye. Fokurdamaya başladığında da altını kapatalım. İçerisine yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 portakalın da suyunu koyalım ve güzelce yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştıralım. Dilerseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde bir 3 dakika kadar karıştırdım tüm malzemeler. Sonradan eklediklerim hepsi birbiriyle özdeşleşsin diye. Portakal suyunu da koyduktan sonra son olarak kıvam bu şekilde oldu. Küçük kaselerin içerisine koyacağım. Bu ölçülerden yaklaşık olarak 3 kase çıktı. Kaselerim biraz büyük. Dilerseniz ölçüleri birebir çoğaltarak tatlı sayısını da çoğaltabilirsiniz. Bizim için bu kadar yeterli olduğu için ben daha fazla yapmadım. Puding kıvamında harika fresh tadı olan bir tatlı oldu. Biz çok sevdik. Bu şekilde hazırladıktan sonra da oda ısısında soğuması için bıraktım. Bir saat sonra üzerini portakal dilimleri ve fıstıkla süsledim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Denememi istediğiniz tarifler varsa da videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Görüntüsü ve lezzetiyle harika bir tatlı oldu. Hazırlanması da o kadar pratik ki çay demlerine kadar hazırlayıp yemekten sonra servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.